Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir yükseltme bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, hep bu zamana kadar öne çıkan oyuncular veya efsaneleri yükseltmiştik. Bugün de PES 2020'ye yatırım niteliğinde bir yükseltme yapacağım. Donnarumma ve Delight'i yükselteceğim arkadaşlar. Tahminim olma olasılığı yüksek olaraktan Delight ve Donnarumma'nın PES 2020'de siyah top olmasını bekliyorum. Olmazsa da birkaç seneye, bu sene olmazsa 2020'de değil de 2021'de olabilir diye tahmin ediyorum. Yani geleceğe yatırım yapmış olacağız. Şimdi Donnarumma bende var arkadaşlar ama Delight yok. Delight'e de şuradan 3 tane altın topa alacağım. 3 tane Barzagli varmış elimizde. Bu 3 Barzagli'yi alacağım. Barzagli artık yaşlandı iyice. Muhtemelen belki PES 20'de de belki yer almayacak. Pozisyon stoperi seçelim. İleriye diyelim. Delight'ımızı bulalım. İkisi de 19 yaşında. Hem Donnarumma hem de Delight. Delight burada. Gördüğünüz gibi Delight'ı da 76 seviyeye kadar yükselteceğiz. Anlaş dedik. 3 Barzagli'ye bir Delight alınacak. Devam et dedik. Ve Delight'ımızı aldık. Takıma ekledik. Hemen yükseltmelere başlayalım. Dediğim gibi Donnarumma ile ikisini, iki tane genç oyuncuyu yükseltmiş olacağız. Antrenman dedik. Donnarumma'yı biraz basmıştım zaten. 81 seviyeye kadar gelmişti ama daha yükseldi. Yükseldi sayılmaz. Neredeymiş? Donnarumma 22 seviyeye kadar gelmiş. Hemen yükseltmemize başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar hep hediye kutusundaki öğeleri topluyorum. Ve buna işte bir saatte bunları topluyorsun. Toplamadığınız zaman da hediye kutusunu niye toplamıyorsun? Bilerek mi toplamıyorsun? Vesaire gibi yorumlar oluyor. Gerçekten bazen çok şaşırtıyorsunuz beni. Ne yapacağıma şaşırıyorum gerçekten. Bakalım, bastık. Hem şu kutuyu da temizlemiş oluruz, içindekileri. Şunları bir alalım bakalım. Tümünü al diyelim. Bir de geçen haftaki öğeler hep 2-2 geldi arkadaşlar. O yüzden hepsini birden alamıyoruz. Hani bir anda. Böyle bastıkça alabiliyoruz. 86 olmuştu galiba, değil mi? En son 86 olmuştu Donnarumma, aynen. Basmaya devam ediyoruz. Şöyle 18 binliklerden de basalım. Şöyle çok fazla var elimizde. Bu da bayağı bir götürür sanırım. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Silver toplardan da yükseltme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Elimizde güzel silver toplar da var. Onları da göstereceğim sizlere. Şunları bir toplayalım tekrardan. 12 öğe aldık. 4 öğe aldık. O silver topları da Vinicius Junior. Ondan sonra başka elimizde Kluivert gibi genç oyuncular var. Daha sonrasında göstereceğim. Donnarumma'yı devam ediyoruz. Adama Traore var arkadaşlar. Onun da çok güzel hızı var. Buradan kaçırdığımız var. 3 binlikleri bastık tekrardan. Tamam, 88 overall oldu. Bu işlem biraz uzun sürüyor tabii ki ama yapacak bir şey yok. Şu kutuyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yani şu da sadece 2 kere al diyoruz. Bu da çok uzun bir işlem değil. Hemen geriye gelip tekrardan devam ediyoruz. En azından kutuyu sıfırlamış olacağız. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum ki çok fazla uzun sürmesin. En azından şu 3 binlikleri, binlikleri bitirmiş olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Fazla bir şey kalmadı. 18 tane öğe kalmış. Bakın 4'er 4'er geldiği için artık
Çok fazla alamıyoruz. Yani tüketim bitmiyor bir türlü. Ama yükseltme videolarını sevdiğinizi bildiğim için elimizde çok fazla, yani efsaneler de var. Yine efsanelerden yükseltme yaparız. Bugün ama farklı bir içerik olaraktan PES 20'ye yatırım niteliğinde bir bölüm oluşturmak istedim. Farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyorum. 2 tane de 18 binlik basalım, devam et diyelim. Bakalım, 60'ı geçti, 61 oldu. Şimdi Delight'a geçeceğiz biraz sonra. Delight'ta da 18 binlikleri, 64 binlikleri kullanırız. 14 öğe alındı. Bir daha basalım, 4 öğe daha alındı. 2 tane daha alabiliyoruz sanırım. Yok, alamıyormuşuz. İlk başta 14 aldık çünkü. Donorumamız neredeymiş? Yukarıda mı kaldı? Ha, 89 olmuş artık. Bugünkü gelen etkinlik, yani çarşamba bugün, düzeltiyorum, cuma bugün arkadaşlar. 4 tane birden 64 binlik veriyor. Devam et dedik tekrardan. 66-90 overall oldu. Delight'ta böyle uğraşmayacağız arkadaşlar. Direkt elimizdekileri basmış olacağız. Buradaki öğeler bitmek üzere çünkü. Bitti. Gelen kutusunu bitirdik. Hep niye bitirmiyorsun, niye bitirmiyorsun, niye hediye kutusunu almıyorsun diyordunuz. Bitirdim arkadaşlar. 90 donlarumamız neredeymiş? PES 2020'ye yatırım yapmış olduk böylece arkadaşlar. Delight'ı Juventus aldıktan sonra muhtemelen bir tane de 64 binlik basalım. 62 binlik. Tamam. 91 oldu. Donnarumma. Bir tane 62 binlik. 3 tane de 18 binlik bastık. Bir tane daha 62 binlik basalım. Bayağı bir 7 Donnarumma. 62 binlik fazla gelebilir belki. 18 binlik basalım. 3 tane 18 binlik bastık. Tamam. Donnarumma max seviyeye gelmiş oldu arkadaşlar. İlk oyuncumuzu böylelikle yükseltmiş olduk. Hemen antrenman diyelim tekrar, fazla beklemeden Delight'ımıza geçelim. Delight kaç overall'dı? 77 idi galiba. Şu Maximin'le Bealy'yi de bir sonraki bölümlerde, ikisi de çok hızlı arkadaşlar, yükseltmek istiyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Delight neredeymiş? Delight. Göremedim. Delight kaç overall'dı ki? Gözümüzden kaçtı sanırım. 77 diye biliyorum ama nereye gittiğini göremiyorum. Kör olduk galiba. ...77 overall mıydı? Ya da 74 müydü? ...73'müş hatta. Delight'a bir 10 tane 62 binlik basalım. Öncelikle, hatta 12 tane yapalım. Devam et dedik. Juventus'a transfer oldu Delight arkadaşlar. Defans gerçekten sağlam oldu. Bonucci, Chiellini, Barzagli vardı. Yanlarına bir de Delight eklenmiş oldu. Genç Delight.
geleceğe yatırım olaraktan yapıyorum. 62 binlikleri bastım. Elimizde zaten yeterince antrenör vardı. Bu şekilde bir bölüm oluşturmak istedim. Bakalım 12 tane 62 binlik Delight'ı kaç seviye yapacak? Altmışı geçti şu anda. Yetmişi de geçti. 71'de kaldı. Güzel basmışız. 91 oldu. 91. Bir tane 62 binlik. İki tane de 18 binlik yetmez. Hatta 4 tane 18 binlik basalım. 74 oldu. 92 overall oldu Delight. 18 binliklerden basalım. Bir tane daha bassak yeter herhalde. Gerçekten efsane bir stoper oldu diyebilirim Delight için. Ve 92 overall Delight max seviyesine geldi. Hemen şöyle kısaca özelliklerine bir bakmak istiyorum oyuncuların. Öncelikle karşımıza Delight çıkacaktır. 92 overall. Yani top kontrolü, top sürmesi bile bir orta saha oyuncusu gibi. Hızı da fena değil. Savunma becerisi, top kazanması gayet güzel. Sıçrama, fiziksel teması güzel. Dayanıklılığı bir stoper için gayet iyi. Delight bu şekilde arkadaşlar. Hemen Donnarumma'ya da bakalım. 91 overall'a kadar çıktı genç oyuncu. Kaleci özelliklerine bakalım. Kaleciliği 98, refleksi 99. Gayet güzel bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Güzel bir, iyi bir kaleci oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi Maximin ve Bailey var arkadaşlar sırada. Genç oyuncular. İkisi de genç oyuncu. İkisi de çok hızlı bir oyuncu. Onları yükseltmeyi düşünüyorum. Yine Vinicius Junior, Adama Traore gibi, işte Treze gibi, kimdi o, bir tane daha genç oyuncu vardı. Oyuncuları da yükseltmek istiyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.